Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kütür kütür çok güzel bir kaşık turşu yapacağız arkadaşlar. Bu turşunun yapımı oldukça basit ve pratik ama lezzeti gerçekten 10 numara. Yiyen herkesin mutlaka tarif isteyeceği bir turşu bu. Dilerseniz şimdi hep beraber yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle turşu yapımına bütün malzemelerimizi yıkayıp güzelce doğrayarak başlıyoruz. Ben çok fazla zaman kaybı olmaması için gördüğünüz gibi böyle çatala gelecek şekilde lahanalarımı, biberlerimi, havuçlarımı, maydanozumu ve karnabaharlarımı bu şekilde hazırladım. Hatta size karnabaharları ne şekilde hazırladığımı şöyle göstermek istiyorum. Şöyle minik minik kaşığa ya da çatala gelecek şekilde kırdım arkadaşlar. Böyle yemesi daha pratik ve kolay oluyor. Şu şekilde. Bu şekilde hazırladım. Malzeme olarak da şu şekilde kavanozlarımın içerisine yapacağım turşularımı. Bu boyuttaki bir kavanoz için bir su bardağı, 200 ml'lik su bardağım bu şekilde sirke kullanacağım. Kaynamış suyumuz var. 5 kaşık tuz kullanacağım. Birer çay kaşığı limon tuzu kullanacağım. Ve burada görmüş olduğunuz sebzeler var. Sarımsağım var. Şimdi öncelikle tüm malzemeyi harmanlayarak turşu yapımına başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi bütün malzemeyi birbirine güzelce karışacak şekilde harmanladım. Böyle çok güzel bir renk cümbüşü çıktı ortaya. Bu turşu gerçekten çok güzel oluyor, çıtır çıtır. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi görmüş olduğunuz kavanozuma doldurmaya başlıyorum. Malzememizi kavanozlara mümkün olduğunca elimizle bastırarak yerleştirelim arkadaşlar. Çünkü daha sonra biraz sönecek bunlar. Kavanozlarımız yarıya inmiş olmasın. Yarıya kadar malzeme koyduktan sonra şu şekilde limon dilimleri yerleştiriyorum kavanozun kenar kısımlarına. Dışından güzel gözükmesi için ve malzeme doldurmaya devam ediyorum. Kavanozlama işlemini tamamladım. Şimdi üzerine geri kalan malzemelerini ilave ediyorum. Şu şekilde birer su bardağı sirke ilave ediyorum. Beş yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Çok aşırı tepeleme değil. Diğer kavanozum bir tık daha büyük. Ona çok az sirke ve tuzu biraz fazla koyacağım. Şöyle kaşığımın ucuyla da birer çay kaşığı kadar olacak şekilde de limon tuzu ilave ediyorum. Limon tuzu mecburi değil arkadaşlar. Arzu etmezseniz koymayabilirsiniz. Ve şimdi kaynamış suyumu ilave ediyorum.
kaynamış su sirkeye dokunmaz mı, bozar mı diye düşünmeyin arkadaşlar. Gerçekten çıtır çıtır çok güzel oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Son olarak arkadaşlar şu şekilde kereviz saplarım var. Onlardan en üstüne şu şekilde koyuyorum. Birazcık basması için. Elinizde yoksa koymayabilirsiniz. Ama bu da ayrıca bir lezzet veriyor gerçekten. Şu şekilde. Ve sonrasında şu şekilde bir aparatım var. Ve turşularımı basması için son olarak üzerlerine ilave ediyorum. Kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Ve turşularımız bir hafta içerisinde inşallah yemeğe hazır hale gelecek. Gördüğünüz gibi turşumuz çok kısa bir sürede hazır oldu arkadaşlar. İçerisine eklemiş olduğumuz kırmızı lahana suya rengini vermeye başladı bile. Çok tatlı bir pembe rengi oluyor bu turşunun. Ve bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde yemeğe hazır hale geliyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. İçerisine eklemiş olduğumuz kaynar su sizi korkutmasın. Kesinlikle kaynar su ile yapılan turşular çok daha leziz ve çıtır oluyorlar. Ve aynı zamanda da çok daha dayanıklı oluyor arkadaşlar. Bunu gerçekten atlamadan bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum bu turşuyu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.